Arkadaşlar herkese iyi günler. Şu an ciddi anlamda bir düşüş var. Zaten düşüşten önce de söylemiştim. Hatta dün itibariyle yaptığım en son video paylaşımında şu çizdiğim çizgiler dahi duruyor arkadaşlar. Bakınız yapabileceği hamleler. Öncelikle bunları bir kaldıralım. Arkadaşlar dün de söyledim. Dün Bitcoin artı 3'lerdeydi. Artı 3'lerde hatta biraz fazlasını yapmıştı. Bakın bu noktalardaydı. Bizim için dedim bu noktalarda tutunabilmesi önemli. Bakın arkadaşlar aşağısı görülüyor. Eğer ki aşağı getirirlerse sert şekilde getirecekler. Çünkü başka türlü olmaz. Desteği kırdırmaları gerekiyor dedim. Ve aynen söylediğimiz gibi de getirdiler arkadaşlar. Bakın şu an yine destek noktalarda. Dün itibariyle söylediğimiz destek noktalarına tekrardan geldi. Ne söylediysek harfiyen şu an gerçekleşiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunu söylemem lazım. Bazen şöyle bir haberler oluyor. Elon Musk mahvetti. İşte şu şöyle dedi, bundan düştü. Bu böyle dedi, bundan düştü. Amerika Fed faiz açıkladı, şundan düştü, bundan düştü. Ya bir şeyleri bahane etmeye gerek yok arkadaşlar. Düşürecekleri zaman zaten düşürüyorlar. Bir şeylerin bahanesi oluyor. Zaten aylardır düşüyor. Aylardır birileri bir şey dedikleri için mi düşüyor? Yok, değil. Bunların belli bir hedefi var. Belli bir program var. Belli miktarlara kadar çekmeleri gerekiyor. Olması gereken yapılıyor arkadaşlar. Yoksa hani bunların bahane üretmelerine gerek yok. Şundan oldu, bundan oldu. Öyle bir şey yok. Planlanan, programlanan neydi? Düşürülmesi gerekiyordu. Birileri de bunu yapıyor arkadaşlar. Elon Musk denilen insan piyasa yönetici bir insan yani. Piyasada çok ciddi şekilde etkileyen bir insan. Ve piyasa yapıcılarda biri hedeflenen neyse, proje neyse onu gerçekleştiriyorlar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Biz şu an müdahale edebiliyor muyuz? Hayır, hiçbir müdahale edemiyoruz. Sadece olayları görüyoruz. Olayların tedbirini almak zorundayız. Elimizden gelen buydu. Tedbir neydi arkadaşlar? Hatta dün itibariyle bana soran, özelden soran gruptaki arkadaşlarımız vardı. 10 bin dolarlık bir nakiti vardı. Alayım. Tabii ki yatırım kararı size aittir ama ben erken olduğunu söyledim. Hala erken olduğunu söyledim ama bugün itibariyle kademeli alıma geçilebilir arkadaşlar. Kademeli alıma geçilebilir. Öngörüme göre diyordum ki bakın birkaç tane ihtimal vardı. Birinci ihtimal buradan yükseliş başlayabilir dedim. Ya da yatay akıl sararlar arkadaşlar o şekilde yükseliş yapabilir ama şu an görüldüğü kadarıyla sanki ikinci, üçüncü ihtimal yapacaklar. Ne arkadaşlar? Üçüncü ihtimal şu an destek noktasında. Buradan tepki alımı gelebilir ama adı üzerinde tepki alım arkadaşlar. Benim öngörüme göre arkadaşlar aşağıdaki şu güçlü destek noktalarına kadar sanki getirecekler gibi. Hızlı bir şekilde getirmek istiyorlar. Bir olayı bir an önce bitirmek istiyorlar gibi geliyor bana. Yani 35 bin, yaklaşık 36 binler ve 33 binleri sanki göstermek istiyorlar arkadaşlar. O rakamları göstermek istiyorlar. Fakat şunu söyleyeyim. Eğer ki Bitcoin yukarı yönlü hareketini başlatırsa elinde nakit olan için çok büyük bir avantajdır. Altını tekrar tekrar çiziyorum. Kademeli alım yapılabilir mi? Evet, kademeli alım da yapılabilir. Bazen şunu yapmak lazım. Tepki alımları yapıyor arkadaşlar altcoin'ler. Tepki alımları yaptıkları zaman kardaysanız bir kısmını satabilirsiniz. Elinizdeki nakiti sürekli korumanız lazım. Arkadaşlar nakit candır. Nakit ne zaman lazımdır? Nakit tam da işte bu zaman lazımdır. Asıl lazım olduğu zaman şu andaki zamandır. O yüzden dolayı da anlık karlarda falan kısa vadeli al sat işlemlerinde böyle karlı satış yapılabilir. Eldeki nakiti korumamız lazım. Aşağısı bir miktar daha aşağısı şu an itibariyle görülüyor ama şunu söyleyeyim. Eğer ki Bitcoin yukarı yönlü hareketini başlatırsa gerçekten çok sert şekilde yani durdurulamaz arkadaşlar. Uçacak gibi uçar yani aynen burada olduğu gibi uçar. Çok sert yükselişler yapabilir. Bu altcoin'leri ciddi oranda güzel şekilde etkiler. Aşağıdan alma fırsatı yakalayan elinde nakit olan için gerçekten bulunmaz bir fırsattır. Ciddi kazançlar elde etmeye fırsatı tanır. Şu an için görülen senaryo bu arkadaşlar. Söylediklerimiz gerçekten çıkıyor ama ben şunu bazen size böyle şey yapmak istiyorum. Böyle sitem diyeyim artık. Başka bir şey demiyorum. Çok fazla videoda yayınlamıyorum zaten. Çalışmalarımız arkadaşlar çok ilgi görmüyor ya. Yani ilgi görmüyor dedim. Hakkıyla izlenmiyor yani. O çalışmaların hakkı bu olmaması lazım. Çünkü söylediklerimizin tamamına yakını, neredeyse tamamına yakını, %100, %95, %96 diyeceğimiz rakamlarda, gerçekten çok ciddi rakamlarda isabetli bir nokta atıştı. Tahminlerimiz doğru çıkıyor arkadaşlar ama hani bu fazla kişi keşfetmemiş mi yoksa farklı bir şeyler mi olduğunu bilmiyorum ama herhalde bundandır diye düşünüyorum. Şu an için görülen sahne budur arkadaşlar. Kademeli alım dediğim şartlarda yapılabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Kendi şahsi görüşümdür bunlar. Kendi kafanıza göre, kendi düşüncelerinize göre yatırım yapmanız lazım. Ama dün itibariyle son an arkadaşlarıma söyledim ve gerçekten de %7, %8 düşüş yaşanabilir dedim. Sabah 7 sularında falan baktığım zaman %7 eksi %7 idi ama
Ben bu video analizini yaptığım zaman arkadaşlar dün itibariyle video analizi yaptığım zaman Bitcoin düşeni kırmıştım ve artı 3'leri de geçmişti arkadaşlar. Artı 3'leri geçmişti, işte o boost hızında düşeceğini söylemiştim. Hala tehlikeli olduğunu söylemiştim ve başlığı da ona göre atmıştım. Bakın, dikkat çekebilmek için, ama siz kendi sorduğunuz altcoinlerden ziyade şu an arkadaşlar Bitcoin'e bakın. Siz altcoinlerinizi ona göre belirleyin. Yani kendi altcoinlerinizi şu an için bir kenara bırakın. Çünkü Bitcoin ne kadar düşebilir? Takip etmeniz gereken bu arkadaşlar. Ne kadar düşebilir? Nereden tepki alımı gelebilir? İşte Bitcoin'in tepki alımı yaptığı yerlerde sizin altcoinleriniz yukarı fırlayacak. Düştüğü yerlerde altcoinleriniz düşecek. Olay budur zaten. Şu an için görülen sahne budur arkadaşlar. Güzel alt sepet yapılabilir mi? Evet, yavaş yavaş başlanabilir arkadaşlar. Kademeli alım yapılabilir. Bu benim düşüncemdir. Zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim. Özellikle 33 bin bandındaki, bakın şu siyah trend çizgisi çok önemli arkadaşlar. Şu an büyük resmi göstermek istiyorum. Altına sarkarsa ciddi şekilde Bitcoin çöker arkadaşlar. Resmen bir şey onu söyleyeyim yani. Eğer ki altına sarkıp altında yukarı atamazsa, güçlü bir hamleyle yukarı atamazsa çok ciddi düşüşler, muazzam düşüşler yaşanabilir. O yüzden dolayı da ben limit noktamız, zaten daha önce çizdiğimiz nokta arkadaşlar, yukarıdaki limit noktamızda kırması gereken ve tutunması gereken limit noktamızı zaten ikisini siyah olarak, belirgin olarak çizdim. Bu noktaları bir kez daha tekrar edelim. Yakın zamanda yapabileceği rakamlar şu andaki rakamları destekler arkadaşlar. Gerçekten çalışmalarımız isabetlidir ve nokta atışlıdır. Bakın, yukarıda gideceği rakamları daha önce de çizmiştik ve oradan döndü. Şöyle gösterirsem daha iyi net anlaşılacak. Aşağıda destek noktası, yani destek ve dirençlerimiz çalışır arkadaşlar. Hepsi çalışan destek ve direnç noktalarıdır. Şu an destek noktasında eğer tepki alımı gelirse %3, %3 civarında bir tepki alımı gelebilir. 39 binleri görebilir. 40 binleri ve 41 binleri görebilir. Tepki alımı gelebilir. Buradan destek kırılır ise eğer, aşağıdaki destek noktaları 35.800'ler, yaklaşık 36 binlere yakın rakamlar. Eğer sert gelirse tabii ki. 33 binler var arkadaşlar. 33 binlerde sonra altına sarkarsa bir daha analiz yapmam lazım. Bakın, 33 binlerin altının grafiği çizmedim arkadaşlar. Çizmedim, bakın. Aşağısı çok kötü olduğu için çizmedim. Yani orayı ben düşünmek istemiyorum bile. Bakın, şöyle büyük resmi gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Aşağısı bayağı aşağısı arkadaşlar var yani. Aşağıda çok ciddi de gelebileceği yerler var. Şu andaki gördüğünüz, bakın, yanında gördüğünüz 20 bin küsürlü rakamlar var ya, onların bile yolu açılabilir. O yüzden dolayı aşağısını çizmedim, kritik çizgi diye. Ama benim öngörüme göre muhtemelen buradan güzel bir yükseliş yapabilir. Yeni rekorlar gidecektir. Bir dahaki yükselişinde yeni rekorlar görebilir mi? Görebilir arkadaşlar. Şu an için görülen sahne budur. Yapmamız gerekenleri zaten daha önce söylemiştim. Bakın arkadaşlar, ben bu rakamları aylardır söylüyorum. Samimiyetle söylüyorum. Bakın, şu anda Bitcoin düşüyor ya. Düşüşe başladığı andan itibaren ben aylardır bu Bitcoin'deki bu 33 binlerin, 37 binlerin, 38 binlerin yolunun açık olduğunu, buraları görebilme ihtimalinin olduğunu zaten aylardır söylüyorum. Hatta dün itibariyle gene sürpriz değildi. Çünkü söyledik arkadaşlar, söyledik. 2000 küsür kişi falan izlemiş. 3000 kişiye yakın kişi izlemiş. Bence o izleyen 3000 kişi için ve gruptaki özel olarak attığım arkadaşlar için bu düşüş sürpriz değildi. Arkadaşlar, önleminizi alın dedim. Ciddi şekilde düşüş olabilir. Uyarı yaptık. Ve gerçekten uyarıyı da artı 3'te yaptık arkadaşlar. Bakın, yükselirken yaptık. Onu söylüyorum, altını çiziyorum. Düşmeden önce yapmıştık. Şu an öngörümüz şeklinde devam ediyor. Benim için bir sürpriz var mı? Yok arkadaşlar, benim için sürpriz yok. Beklediğim bir şekilde aynen ne beklediysem o şekilde devam ediyor. Şu an için sıkıntı yok arkadaşlar. Çok zararı olan arkadaşlar için söyleyeceğim. Can sıkmaya gerek yok. Elden bir şey gelmiyorsa buradan elde gelecek ne vardır? Eğer ki bir kenarlarda nakitiniz varsa şu an tam zamanıdır. Hani derler ya, özellikle yabancı filmlerde olur arkadaşlar. Evlilikte falan bir itirazı olan varsa, sözü olan varsa şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sussun. İşte nakitiniz varsa aktarabileceğiniz zaman bu zaman arkadaşlar. Ya bu zaman ya hiçbir zaman. İşte bu zamanlarda farklı yerlerde nakitiniz varsa kullanmak için elverişli zamanlar. Onu söyleyeyim size. Peki hocam, bizim hiçbir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Güzel tepki alımları gelecek. Güzel yükselişleri başlayacak. Ama işte o dipte yakalama imkanını kaybetmiş olacaksınız. Çünkü her zaman Bitcoin dibe gelmiyor arkadaşlar. Her zaman yakalamak mümkün değil yani. Önemli olan dip noktalarda, güzel noktalarda yakalamak, yukarıda yükselişlerde falan karlı şekilde satabilmek ya da uzun vade bekleyecekleriniz varsa onları karlı şekilde satabilmek. Zaten bakın, Bitcoin yukarı yönlü hareketini devam ettirirse, bakın bu tarz yükselişler rekorlara giderse herkes Shiba'yı bekliyorlar sabırsızlıkla ve ciddi oranda düşüş var mı? Shiba ile ilgili analiz, eğer bugün fırsat bulursam onu tekrar yapacağım. Bakın arkadaşlar, kafadan şu an
En son baktığımda %250 küsürlerdeydi. Şu an herhalde %300 falan yükselmesi lazım. Bir anda yükselecek. Çok tutamazsınız arkadaşlar. Aynen buradaki yükselişler gibi takır takır yükselecek. Ama elinde nakit olan değerlendirecek. Zararı olmayan yani karlı olanlar için büyük avantaj olacak. Şu an görülen durum bu. Yapacak bir şey var mı? Yapacak şeyler bunlar arkadaşlar. Bitcoin için söyleyeceklerim şu an için yakın zamanda yapabileceği hareketler bunlar. Moral bozacak bir şey yok. Elimizden gelenler varsa yapılacak olanlar zaten söyledim. Elinizde nakitiniz yoksa diye yapacak bir şey yok. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu videolara like'ınızı eksik etmeyin. Çünkü like attıkça daha çok insanın izlenmesine vesile oluyorsunuz. En azından biz de çalışmalarımın beğenildiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu an için söyleyeceğimiz bu. Shiba ile ilgili eğer gün içinde nasip olur da fırsat bulursam bir video daha yayınlamayı düşünüyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.